Merhaba arkadaşlar, bugün yazılım eğitimimizin 9. bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlere Java'da metotları aşırı yükleme, yani overloading konusuna da değineceğiz. Aşırı yükleme metodu aynı isimde birden fazla metota sahip olmamızı sağlayan bir özelliktir. Bu sayede daha az sayıda isim üretip kod yazarken kolaylık sağlamış oluruz. Şimdi size bir tanesi overloading kullanılmadan yapılan, bir tanesi de overloading kullanılarak yapılan kodları göstereceğim. Public. Bu kısımlarda aralarında pek bir fark olmasa bile birazdan aralarındaki farkı göreceksiniz. Public static int. Gördüğünüz gibi işlem değiştikçe harcadığımız vakit ve kullandığımız isim ve harcadığımız zaman değişiyor ve bu da bize büyük bir eksi aslında, hem zaman olarak hem harcadığımız efor olarak, ki bu hani kısa bir örnek, sadece örnek. Burada çok daha ileri seviye bu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz. Örneğin 4 sayının totali int a, int b, int c, int de şunu da doğru yere taşıyayım, pardon. Gördüğünüz gibi sayım işlemimiz arttıkça, zorlaştıkça kullandığımız, harcadığımız zaman ve aklımızda tutmamız gereken isim uzuyor. Ama bunun yerine overloading metodunu kullanarak, hemen şimdi göstereceğim üzere, tek bir ismi toplayıp bütün işlemleri public static int total int a int b şeklinde, pardon, bunu return'leme yaptık, return a artı b public int total. Deminkinden farklı olarak gördüğünüz üzere aynı ismi kullanıp aynı işlemi yapabiliyorum. Tek bir isme fazla sorumluluk yükleyerek, ama bunun bir zararı ne bilgisayara ne de size vardır. Hatta size bir faydası vardır. Bu şekilde bunu kullanarak çok daha büyük problemlerde zamandan ve kendi eforunuzdan kârda elde etmiş olabilirsiniz. Örneğin bu en son örneği de göstereyim. Public static int 4 sayının totali, pardon, yukarıdaki gibi 4 sayının totalini kullanmak yerine hemen burada gelip tek bir isim verip işlemi yazdığınızda direkt algılayacaktır ve örneğin sistem outladığında da kullanacaktır. O yüzden bu overloading metodunu kullanmak size her türlü açıdan bir kar sağlar ve bunu kullanarak çok daha büyük problemlerde, çok daha büyük dertlerden kurtulmuş olursunuz. Bugünlük videoda bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.